Arkadaşlar merhaba, bugün size çok güzel bir tarif vereceğim. Meksika mutfağına ait. Tarifimin ismi Quesadilla. İsmi sizi hiç korkutmasın. Malzemelerin hepsini buradaki marketlerin hepsinden tedarik edebilirsiniz. Şimdi size malzemelerimi tanıtayım arkadaşlar. Jülyen doğranmış dana bonfilem var. Jülyen doğranmış kapya biberim var, çerli biberim var, mantarım var. Tortilla ekmeğim var. Tortilla bu arada Meksika mutfağına ait bir ekmektir. Ranch sosum var, sarımsak sosum var. En önemlisi tatlı, ekşi ve acı sosum var. Sweet chili sos. Hepsini aynı anda hissedebilirsiniz lezzet anlamında. Cheddar peynirim var ve mozzarella peynirim var. Bu tarifte isterseniz sadece kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Patatesim var. Patatesi garnitür olarak kullanacağım. Kızartmayacağım, fırında yapacağım. Neden diye sorarsanız kızartmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden fırında yapacağım. Onun da tarifini vereceğim size. Şimdi ufaktan başlayalım. Tereyağımı erittim tavamda. Gösterelim kameraman bey. Böyle doğal olsun biraz. Bonfilemi ekliyorum arkadaşlar tereyağının içine. Ondan sonra sarımsaklarımı doğramaya başlıyorum. Sarımsaklarımı biraz iri doğruyorum. Çünkü ben dişe gelmesini seviyorum arkadaşlar. Sarımsakları doğradıktan sonra eti ekleyeceğiz. Orta ateşte etimizi pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kararmasını önlemek için suya koydum patatesleri. Şu an suyunu süzdüm. Garnitürümü hazırlamaya başlıyorum şu anda. Garnitürüm için zeytinyağı kullanacağım. Bolca kullanacağım biraz. Sonuçta fırında yapacağız. Zeytinyağı salça şey. Tuz atıyorum. Göz kararınca. Ne kadar seviyorsanız. Pul biber. Pul biberi çok atmadım. Renk versin diye biraz toz biber de kullanacağım bu tarifte. Ve en önemlisi köri. Ben seviyorum. Köriyi de çok aromalı bir baharat olduğu için çok atmadım. Bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt serdim. Çünkü tepsime yapışmasını istemiyorum patateslerin. Bu şekilde patatesleri fırın tepsisine yayıyorum. Şimdi arkadaşlar, baharatladığımız ve sosladığımız patatesleri önceden ısıtılmış 180 derece fırına vereceğiz. Yaklaşık 45 dakika kadar piştiği sürede yeterli olacaktır. Biraz fazla pişmiş seviyorum. Normalde yarım saatte de pişer ama ben 45 dakika pişirme taraftarıyım. Evet arkadaşlar, bonfilelerim yavaş yavaş pişti. Yani benim nazarımda pişti. Ben çok pişirmeyi sevmiyorum bonfileyi. Suyunu çekti artık. Artık biberlerimi ekleyebilirim. İki renk biberimi ekliyorum. Ve biberlerimin de ölmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da mantar ekleyerek yemeğimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, mantarlarımı da ekledim. Şimdi size burada püf nokta vereceğim. Burada biraz daha tereyağı ekleyin. Çünkü mantar bütün yağı emeceği için yemeğin yanmasına sebep olabilir. Yani o yüzden biraz daha yağ istiyor yemek burada. Mantarlarım da öldükten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğim olmak üzere. Şimdi baharatlar ekleyeceğim. Tuz atacağız. Çok bir baharatı da yok. Absürt bir baharatı. Karabiber atacağım. Kimyon normalde kullanılmaz ama ben seviyorum. Bir tutam atıyorum o yüzden. Pul biber. Bolca. Biraz da kırmızı olmasını istiyorum yemeğimin. O yüzden de bir tutam da toz biber atıyorum. Şimdi arkadaşlar, yemeğimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Tortillamızı aldık. Tavanın içine koyuyoruz. Şimdi neden tavanın içine koyuyoruz? Bunu eğer tezgahta yaparsak tavanın içine lavaş alırken sorun yaşayabiliriz. Dökülebilir malzememiz. Şimdi buradan kallavi bir şekilde yemeğimizden alıyorum. Çedar ekleyeceğim. Çedarı ben bol seviyorum. Sizin de damak zevkinize kalmış. Biraz da mozzarella ekleyeceğim. Şu şekilde. Ondan sonra bu şekilde tortillamızı kapattıktan sonra tavamızı ocağa alıyoruz. Ve kızarmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar, yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Kıtırlığı hissedebiliyorsunuz. Size içine de göstereyim. Şu şekilde.
Şimdi onu servis kısmına geleceğiz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Evet, patateslerimi de görüyorsunuz. Gayet güzel kızardılar. Şimdi arkadaşlar, müsaadenizle şu şekilde muhteşem. Hepinizin denemesini tavsiye ederim.